Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün o gün. Başkan Erdoğan az önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tam 140 ülke liderinin bulunduğu salona seslendi. Ve bir kez daha üstüne basa basa dünya 5'ten büyüktür dedi konuşmasında. Adalet vurgusu ön plandaydı, onu söyleyelim. Erdoğan adalet derken şuna da değindi tabii. Dünyadaki açlığa, gelir dağılımındaki eşitsizliğe özellikle işaret etti. Örneklerini Mevlana'dan verdi. Salonu dolduran liderlere gelin yeni bir küresel yönetim sistemi kuralım diye seslendi ve sözü Suriye'ye, Arakan'a da getirdi. Türkiye'nin maddi manevi desteklerinden bahsetti. Yardımı insanlık adına yapıyoruz dedi. Yapmayanlara yüklendi. Irkçılık ve İslam karşıtlığı gibi başlıklar da konuşmasında önemli bir yer tuttu Erdoğan'ın. Yanı başımızda olup bitenlerden bahsederken net cümleler kurdu aslında. Soçi mutabakatına atıfla 3,5 milyonun yaşadığı İdlib'de kanlı saldırıların önüne geçtik cümlesi o an duyuldu, ağzından çıktı. Ama konuşmasında kuşkusuz hedefimiz Suriye'nin tamamını teröristlerden temizlemektir sözleri en dikkat çekeni. Bir de FETÖ elebaşı ile ilgili bölüm. İşte Erdoğan'ın o sözleri. Hedefimiz Münbiş'ten başlayarak Irak sınırına kadar olan Suriye topraklarının tamamını teröristlerden temizlemektir. Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce tır ve binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir. Cerablus ve Rai bölgelerini DAEŞ'tan, Afrin bölgesini PKK, PYD, YPG terör örgütünden temizleyerek 4000 kilometre karelik bir alanı milyonlarca Suriyeli için güvenli ve huzurlu bir yer haline getirdik. Terör örgütlerinin hepsi tüm güçlerini silahlı eylemlerinden almıyor. Bazıları daha karmaşık, daha gizli, daha aldatıcı yöntemler kullanıyor. Ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimine kalkışıp 251 vatandaşımızı şehit eden, 2193 vatandaşımızı yaralayan FETÖ İşte böyle bir terör örgütüdür. Peki bunun lideri şu anda nerededir? Bunun başı nerededir? Bunun başı şu anda, evet, Amerika'da, Pensilvanya'dadır. Ticaret savaşları her dönemde insanlığa zarar vermiştir. Bugün de böyle bir sürecin eşiğinde, hatta içindeyiz. Ticari anlaşmaların keyfi bir şekilde iptal edilmesi, korumacı politikaların yaygınlaştırılması ve ekonomik yaptırımların silah gibi kullanılması karşısında hiçbirimiz sessiz kalamayız. Sığınmacılara sağladığı imkanlarla Avrupa başta olmak üzere dünyanın büyük bir mülteci akınına uğramasının önüne geçen Türkiye'ye daha fazla ve daha esnek şartlarda destek verilmesini bekliyoruz. Güvenlik Konseyi sadece veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, dünyanın diğer bölgelerine yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür. Geçmişte Bosna'da, Ruanda'da, Somali'de, yakın tarihte Myanmar'da, halen Filistin'de yapılan katliamlar hep Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gözü önünde gerçekleşmiştir. Filistinlilere uygulanan zulme ses çıkartmayanların onlara yapılan yardımları kısma konusundaki gayretleri sadece, evet, zalimlerin cesaretini artırmaktadır. Ve yine bu zirveyle ilgili, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile ilgili bir sürpriz görüşme, bir son dakika haberi bu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından paylaştı bu mesajı. Mesajda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitapları öncesinde Amerikan Başkanı Donald Trump'la kısa bir sohbet gerçekleştirdi notu var Fahrettin Altun'un. Planlanmış bir buluşma değil bu, sürpriz bir buluşma ve bu karelerde işte o buluşma sırasında birkaç kare fotoğraf ekranlarına geliyor. Trump'ın eli Sayın Cumhurbaşkanı'nın omuzunda, eşi de orada, Melania Trump da orada. İşte burada samimi bir gülümseme var gördüğünüz gibi. Başkan Erdoğan ve Amerikan Başkanı Trump ayaküstü görüşüyorlar. Yani bu resmi bir görüşme değil, samimi bir havada geçtiği belli zaten fotoğraflarda. O sırada Trump'ın yanında, tekrar edelim, eşi Melania Trump da karede.
çok kısa ayaküstü bir görüşmeden bahsediyoruz. Bir son dakika notuyla geldi Fahrettin Altun'dan. Şimdi Başkan Erdoğan'dan hemen önce Amerikan Başkanı Donald Trump genel kurul salonuna hitap etti. Konuşmaları arka arkayaydı. Bu da ilginç bir sıralama elbette. Trump konuşma sırasını kaçırdı. Onu da söyleyelim. Aslında salondaki onca lideri bekletti. Kürsüye geç çıktı. Çıktığı sırada ben bugüne kadar en çok iş yapan Amerikan başkanıyım dedi. Salon önce bir sustu. Onu söyleyelim. Sonra da gülüşmeler geldi. İlginç bir andı. Ama hemen ardından Trump dünyaya tehditler sordu o gülüşmelerin sonrasında. Burada özetlemeye çalıştık. Mesela bir tanesi Esad'a gelen şöyle diyor. Rejimin kimyasal silah kullanması durumunda harekete geçeceğiz diyor. İran'a bir sözü var. Tahran'da İsrail'i yok etmekte tehdit eden bir devlet var. Dünya İran'ı izole etmeli diyor. Yani dünyaya İran'ı izole edelim çağrısı yaptı o kürsüden. Birleşmiş Milletler kürsüden. Sonra Venezuela'ya yüklendi. Dünya devletleri sosyalist rejimlere karşı durmalı. Venezuela'ya yeni yaptırımlar getireceğiz dedi. Yani aynı hedefe doğru ilerliyoruz dedi. Körfez'e de petrol ihraç eden ülkeler petrol fiyatlarını düşürmeli dedi. Bu da petrol konusundaki mesajlarıydı. Düşünün bundan sonra Trump'ın politikası ne olacak? Dünya nereye gidiyor? Aslında bu mesajlar da zaten gizli. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunda verdiği mesajlar önümüzdeki günlerin ana başlığı haline gelecek Türkiye açısından ve coğrafyamız açısından. Bu kesin. Özellikle de Fırat'ın doğusundaki terör yığınağıyla ilgili hem genel kurulda hem de Amerika'da dün verdiği mesajları uzun uzun konuşmamız gerekecek bundan sonra. Şimdi biz haritada zaten ekranlarınıza sık sık getiriyoruz, orayı anlatacağım. Başka nerede olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Fırat'ın doğusunda kalan bölgeye teröristlerin kullanımı için tam 18 bin tır ve 3 bin kargo uçağı dolusu silah ve mühimmatı gönderdiğini dün dile getirmişti. İşte cümlesi burada. 18 bin tır ve 3 bin kargo uçağı dolusu silah Fırat'ın doğusuna gönderildi. Şimdi biz ara ara yığınaklarla ilgili rakam veriyoruz size ama toplamın Erdoğan'ın ağzından ilk kez duyduk. Binlerce tırdan bahsediyorduk ama 18 bin tır ve 3 bin kargo uçağı gerçekten devasa bir yığınak anlamına geliyor. İşin uzmanlarıyla da değerlendirdik, bir hesap yapmaya çalıştık aslında. Onca tır ve onca uçağın kapasitesini bölgedeki terörist sayısına bölünce ortaya şu çarpıcı gerçek çıkıyor. Ne biliyor musunuz? Amerika'nın terörist başına verdiği silah ve mühimmat 10 tona karşılık geliyor. Yani bir terörist başına 10 ton silah düşüyor. Peki nereye gidiyor bunca ağır silah? Akla gelebilir tabii ki. Hemen buraya dönelim. Nereye gidiyor? Fırat'ın, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan ve Irak sınırına kadar ulaşan bölgeye. Amerika elbette silahları doğrudan doğruya teröristlerin kullanımına bırakmıyor ki burada görüyorsunuz Amerika'nın üstlerini. Birçok yerde var. Rakka'da, Ayn el-Hisa'da, Münbiç'te, Tel Abyad'da, Tel Amr'da, Abdülaziz Dağı'nda bir sürü üssü var. Bu üslere gidiyor. Daha önce defalarca anlatmıştık. O silahlar o üslerde ama o üslerden çıkıp teröristlere teslim edilmesi an meselesi. Çünkü Amerika'nın onca mühimmatı, düşünelim şimdi, 10 bin kilometre mesafeden boşuna taşıdığını düşünmek en hafif tabirle saf dillik olur. Bir iz sürelim istedik bu gece. Erdoğan'ın konuşmasında sözünü ettiği 18 bin tır ve 3 bin uçak dolusu silah ve mühimmatın detaylarına bakalım diyoruz bu akşam. Ne demek kargo uçağı, uçaklar ne taşıyor, ne işe yarıyor soruların cevabını aradık. Bir görüntü getireceğim şimdi ekranlarınıza. Arkadaşlarımız hemen o görüntüyü getirsinler ekrana. Ve bundan bir ay kadar önceydi, evet. Sesi var mı arkadaşlar? Onu da duyalım. Capabilities that go along with that. So right now we have 8 different AFSCs. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırımıza bir radar üssü kurduğunun haberini ekranlarınızda taşımıştık. Bu da onun görüntüleri, o haberin görüntüsüydü. Görüntüye bu kez bir başka açıdan bakacağız. Şimdi askerleri bir kenara alalım, oradaki çalışmaları bir kenara atalım. Radara değil de o radarı, işte bu uçak, oraya taşıyan uçağa daha yakından bakalım lütfen. Çünkü bir ölüm makinesi oldu. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ölüm makinelerini taşıyan bir dev. Arkadaşlarımız şimdi biraz önceki görüntüyü gördüler. Bir daha başa alabilirsek arkadaşlar, orada kırmızıyla işaretlenmiş uçaktan bahsediyoruz. İşte bu. Birazdan teknik özelliklerini aktaracağım. İnanılmaz bir kapasiteye sahip. İşte o ve benzeri uçaklar bugüne kadar tam 3000 kez yanı başımızda Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan üslerine teker koydu.
Şimdi evet, gözümüzün içine baka baka diyeceğiz bu akşam. Dedik ya, iş sürelim istedik ATV Ana Haber'de. Amerika'nın gözümüzün içine baka baka PKK'ya ve kan kardeşleri PYD-YPG'ye teslim ettiği hem 18 bin tır dolusu silah ve mühimmatın hem de 3 bin kargo uçağının izindeyiz. Az önce ekrana o kırmızı halka içine taşıdığımız o uçak ve diğer kargo uçakları ile ilgili bir çalışma hazırladık. Uçaklar şu anda burada. Hepsinin adları da var. 3 uçak tespit ettik biz. Amerika'nın 3 ayrı tip kargo uçağı ama uçaklar aynı zamanda silahlı güce de sahip. Şimdi ilkinin adı V-22. Burada göreceksiniz. Vahşi kuş da deniyor ona. Ki çok ilginç bir uçak. Amerika dışında sadece Japonya'da kullanılıyor. Pervaneleri yana ve yukarı yön değiştirebiliyor. Amerika uçakla yanı başımızda hem asker hem de silah ve mühimmat taşıyor. Bir diğer uçak envanterimizde olan bir uçak. O da nedir? Geldik işte. C-130 Herkül. O da bir Amerikan uçağı. Herkül adını fazlasıyla hak ediyor. 20 ton kapasiteye sahip. Uçak aynı zamanda silahlı. Ve bir diğeri hemen yanındaki o bir dev. Dikkat çekmeye çalıştığımız, biraz önce görüntüde gördüğünüz o makine taşıyıcısı, ölüm makinesi taşıyıcısı, dünyanın en büyük kargo uçağı C-17 Globemaster. Şimdi biraz daha yakından bakacağız onlara görüntüler eşliğinde. Hemen ilk görüntü gelsin. Şimdi göreceğiniz uçağın kodu biraz önce gösterdiğimiz V-22. Bilim kurgu filmlerinde görmüştük onu. Avatar'da vardı, izleyenler hatırlayacaktır. Artık yanı başımızda. Amerika bu uçağı teröristlere silah taşımak için kullanıyor. Ama uçak personel de taşıyor. V-22'ler Amerikan malı, üreticisi Boeing, 7 ton yük ve 32 personel taşıma kapasitesine sahip. Ve bir diğeri gelsin. C-130. C-130 Herkül, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde de olan bir ağır kargo uçağı. O da Amerikan malı. Üretici firması Lockheed Martin. Uçak 20 ton taşıma kapasitesine sahip. Yani ağır makineli silahları parçalanmış halde taşıyabiliyor. Sonra o silah birleştirilip işler hale geliyor. Gelelim az önceki radar üssü görüntüsünde dikkat çektiğimiz deve. Diğer görüntü gelsin. C-17 Globemaster. Tam 50 ton yük taşıyabiliyor. Tüm uçaklar içinde de en büyük. Kanat genişliği 53 metre. Yani neredeyse Boğaz Köprüsü'nün yüksekliği kadar. Uçakla görüntüde de dikkatinizi çekecektir. Tank ve helikopter de taşınabiliyor. Yani şimdi bunları anlattık da niye anlatıyorsunuz diyebilirsiniz. Hemen özetine geleyim. Amerika bu uçaklarla teröristlere helikopter ve tank bile vermiş olabilir. Detaylandıracağız meseleyi. Amerika'nın işte bu uçakla ve uçaklarla, az önce de söyledik, sayısı artık 18 bine ulaşmış tırla yanı başımızda sınıra yaptığı yığınak. Gelecek günlerde Türkiye'yi nasıl bir sürecin beklediğinin işareti aslında. Boşuna anlatmadık bunları. Bunun özellikle altını çizmekte fayda var. Amerika bu yolla Türkiye'ye şöyle diyor aslında Fırat'ın doğusu için, ben buradayım mesajı veriyor. Gitmiyorum diyor ve hatta benim için savaşmaya hazır PYD ve YPG de burada diyor. Bir anlamda şöyle desek hiç yanlış olmaz. Düzenli bir lejyoner ordu kuruyor. Artık bunu söylemekten imtina etmemek lazım. Açık açık konuşmak gerek. Aslında Amerika ben buraya bir ülke kuruyorum mesajı da veriyor. Şunu da altı çizelim. Türkiye kararlı bunu durdurmak konusunda. Sınırındaki terörü sınırın güneyine itmek, uzaklaştırmak için yığına, bizim askerimiz de yığınakla karşılık veriyor. İlginç bir satranç oynanıyor aslında. Şimdi o ilginç satrancı burada göreceksiniz. Hatırlayacaksınız. Türkiye ve Amerika Fırat'ın batısındaki son PYD-YPG mevzisi olan Münbiç için mutabakata varmıştı. Ve o anda aslında çoktan Münbiç'in teröristlerden tümüyle arındırılmış olması gerekiyordu. Ama muhatap tabii Amerika olunca ve hangi Amerika sorusunu da sorunca işler sarpa sardı. Amerikalılar Türkiye'nin sinir uçlarına dokunmaya devam ediyor aslında. Bugün bir Amerikan subayının bölgedeki bir teröriste attığı mesaj nedeniyle bunu söylüyoruz. Ki buraya zaten o fotoğrafları da koyduk ve şöyle dedik. WhatsApp ihaneti. İşte Amerikalı bir subayın Münbiç'teki teröristlere attığı mesajlar. Amerika'nın bölgede oynadığı büyük oyunun ispatı. Türkiye'nin yüzüne başka konuşup arkasından iş çevrilmesinin deşifre oluşu. Münbiç, Türkiye'nin yakından takip ettiği bölge. Mutabakata göre teröristlerin oradan çoktan çıkmış olması gerekiyordu. Yine sözlerini tutmadılar. Hatta teröristlerle daha da bir dost oldular. YPG'li bir terörist Abu Adel, Amerikan medyasına konuştu. O röportaj sırasında Amerikalı bir subayın kendisine attığı mesajları gösterdi. Terörist, Türkiye'nin Münbiç operasyonundan korktuklarını söylüyor. Amerikalı subaysa hepsi dedikodudan ibaret. Biz sizi destekliyoruz karşılığını veriyor.
Amerikalıların mesajlarla motive ettiği teröristlerse Münbiç'te daha uzun süre kalacakmış gibi hazırlık yapıyor. İşte onun kanıtı. Kente Amerika yönetici atadı. Kandil'den gönderilen Cemal Mazlum adlı terörist bölgenin sözde Genelkurmay Başkanı oldu. Sadece o kadar değil. Belediye başkanları, asayiş sorumluları, Maliye Bakanı hatta Kültür Bakanı bile atanmış Münbiç'e. Tüm bu gelişmeler bölgenin diken üzerinde olduğunun göstergesi. Öyle ki Özgür Suriye Ordusu'na sürekli taciz saldırıları yapıyor YPG'li teröristler. Özgür Suriye Ordusu da karşılık verdi teröristlere. Çatışmaların 3 gündür sürdüğü belirtildi. Tel Fırat çevresinde yoğunlaşan çatışmalarda havan ve top atışları yapılınca Türk Silahlı Kuvvetleri Aziz'in güneyine takviye güç gönderdi. Mike Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı, uzun süredir sessizliğini koruduğu bir başlıkta gece yeniden konuştu. Konu İzmir'de ev hapsinde tutulan Rahip Bronson. Pompeo, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için gittiği New York'ta kameraların karşısındaydı ve soru üzerine Rahip Bronson'un önümüzdeki günlerde serbest bırakılabileceğini söyledi. Şimdi biz burada cürete bak başlığını attık. Gerçekten de öyle. Çünkü belli ki Amerikan Dışişleri Bakanı cümleyi böylesine net dille kurarken Türkiye'nin ve Türk yargısının bağımsızlığını hiçe sayabilecek kadar cüretkar. Yes, he could be released this month. He should have been released last month. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ev hapsindeki rahip Andrew Branson için işte bu yorumu yaptı. And he should be released today in fact. Rahip Branson, casusluk ve terör örgütü üyeliği suçlamalarıyla adil bir şekilde yargılanıyor. Mahkeme süreci ise devam ediyor. President Trump's demands that these innocent people, these people who have truly done nothing wrong, not be detained wrongfully in Turkey. Yargılama süreci devam ediyor ama Pompeo'ya göre Rahip Branson'ın yanı sıra Türkiye'de tutuklu diğer Amerikan vatandaşları da masum. Pastor Branson and the other U.S. persons that are being held by Turkey all need to be released by Turkey. Rahip Bronson'un geçen hafta İzmir'deki evinde ziyaret eden Amerikalı papazla ilgili iz sürmeye devam ediyoruz. James McCurry. James McCurry'nin o eve gelirken o kıyafeti seçmesi, resmi plakalı bir cipi kullanması belli ki bir mesajdı. Peki kime ve nereye sorularına cevap bulmaya çalışıyoruz günlerdir. Ekranda görüyorsunuz zaten Bronson'la bağlantılı isimler. Yeni bir veri daha var bu konuyla ilgili elimizde. O da o ziyarette papaz McCurry'e eşlik eden isim. Yine bir Amerikalı, Thomas Hicks. Bakın kimmiş. Andre Branson, James McCurry, Thomas Hicks. Dışarıda. Bu üç ismi İzmir'de Branson'ın evinde bir araya getiren Amerika'nın Vatikan üzerinden organize ettiği ziyaretin gizemi hala tam olarak çözülmüş değil. Her şey bu siyah renkli lüks cipin Amerikan papazı Ajan Branson'ın evinin önünde görünmesiyle başladı. Gazeteci ordusu Branson'ın kapısında beklerken cipten inen bu iki adam ellerini kollarını sallaya sallaya eve girdiler. Çıktıklarında da hiçbir soruya yanıt vermediler. How do you feel, Mr. Branson? Ne oldukları, kim oldukları günler sonra ATV haber sayesinde ortaya çıktı. İsimleri netleşti. McCurry tıpkı Branson gibi Amerikalı, 1948 Massachusetts doğumlu bir papazdı ve Vatikan temsilcisiydi. Yanındaki takım elbiseli, kırmızı kravatlı bu kişi de bir avukat. ATV haber onun da kimliğine ulaştı. Başta Amerikan konsolosluğundan gönderildiği iddia edilen o kişinin adı Thomas Hicks. 1977 Amerika Texas doğumlu. Ama öykü burada bitmiyor. Zira puzzle'ın eksik parçaları var. O eksik parçalar da işte bu plakada saklı. Haliyle plakadaki sır çözülmeden gerçek bir türlü ortaya çıkmıyor. Öyle ya, resmi plakalı bir aracın böyle bir olayda görüntülenmesi, bırakın görüntülenmesini bizzat olayın içinde olması haliyle herkesi kuşkulandırıyor. O halde şimdi sorma vakti. Kim bu siyah plakalı aracın gerçek sahibi? Yeni Yüzyıl Üniversitesi mi? Üniversitenin biz o kişiye sattık açıklamasını yaptığı SBK Holding ve Borajet Yönetim Kurulu üyesi Kamil Feridun Özkaraman mı? Yoksa bizzat SBK Holding'in kendisi mi? Soruyoruz.
Ajan Brunson'ın gizemli ziyaretçilerine o aracı tahsis eden kim? Suriye krizi nedeniyle Batı ülkelerin ciddi bir savaş yığınağı yaptığı, Rusya'nın ise son gelişmenin ardından abluka altına aldığı Doğu Akdeniz önümüzdeki günlerde çok önemli bir tatbikata sahne olacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek savaş oyunları NATO'nun planlı tatbikatlarından Mavi Balina 2018'i. NATO dışında Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Katar, Kuveyt ki isimlerini yazdık, Pakistan, Romanya ve Suudi Arabistan da katılacak o Mavi Balina 2018 tatbikatına. Koordineli denizaltı savunma harbi, denizaltı ve deniz hava harekatı eğitimleri yapılacak o tatbikatta. Zamanlama önemli, zamanlama kritik. Çünkü Rusya'nın Suriye'ye S-300 füzeleri sevk ettiği ve Doğu Akdeniz'de elektronik harp hazırlıkları yaptığı bir döneme denk geliyor Mavi Balina 2018. Rusya'nın Suriye'ye gelişmiş S-300 hava savunma sistemleri verme kararı ve Doğu Akdeniz'de askeri haberleşmeyi sekteye uğratacak şekilde uydu sinyallerini karıştırma hazırlığı Amerika'yı rahatsız etti. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya'nın S-300 hamlesinin büyük hata olacağını söyledi ve bölgede hali hazırda yüksek olan gerilimi önemli ölçüde artıracağını savundu. Moskova'dan bu kararı gözden geçirmesini isteyen Bolton, konunun Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşmesinde de ele alınacağını söyledi. Rusya, Suriye'ye S-300 gönderme kararıyla yetinmemiş, NATO'nun Türkiye ev sahipliğinde büyük bir tatbikata hazırlandığı Doğu Akdeniz'de uydu sinyallerini karıştırarak askeri haberleşmeyi sekteye uğratabileceğini ilan etmişti. Bu ekstrem önlemlere de İsrail saldırısı sırasında kendi uçağının düşürülmesini gerekçe göstermişti. John Bolton ise İsrail'in düzenlediği hava harekatının İran'ın Suriye'deki agresif varlığına karşı bir meşru müdafaa hamlesi olduğunu savundu ve İran bölgedeki etkisini yitirene kadar Amerikan kuvvetlerinin Suriye'den ayrılmayacağını vurguladı. Ve Mescid-i Aksa bugün yine günün manşetleri arasında çünkü Harem-i Şerif bir kez daha bir provokasyona sahne oldu. 420 fanatik Yahudi Harem-i Şerif'e gitti bugün. Sloganlarla camiye girdi ve içeride İsrail Milli Marşı'nı okudu. Bunun provokasyonu olduğu açık ki Müslümanlar o sırada oradaydı, karşı koydular. 13 kişi İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Bugün öğle saatlerinde gelen haber, şimdi ekrana taşıyacağımız haberse yine İsrail manşetti ama geceden bu yana aralıksız devam eden ve her an daha da ısınan bir savaş öyküsü. İsrail'in düşürdüğü Rus uçağı Putin'i çok kızdırmış gibi görünüyor. Rusya bu kez de İsrail'e Doğu Akdeniz sahasında elektronik savaş açacağını ilan etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bizzat rica etti ama Putin reddetti. 8 adet S-300 füze bataryası ve radar sistemleri 2 hafta içinde Suriye'ye gönderilecek ve Rusya Doğu Akdeniz'de elektronik savaş başlatacak. İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırısı ve Rus uçağının yanlışlıkla düşürülmesiyle başlayan yeni gerilim, İsrail ile Rusya arasındaki ipleri en tepeden kopardı. Netanyahu Rusya'ya önce Hava Kuvvetleri Komutanı Başkanlığında bir heyet gönderdi. Ama heyetin sunduğu rapor Rus tarafını yumuşatmak bir yana daha da öfkelendirdi. Ruslar İsrail'i kibir ve küstahlıkla suçladı. Gerilimin tırmanması üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu bizzat devreye girdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradı. Suriye'ye gelişmiş füze sistemleri vermeyin dedi ama Putin reddetti. Bir ülke liderinin diğerini bu kadar kesin ve sert bir tonda reddetmesi diplomasi kulislerinde sık rastlanan bir durum değil. Suriye'de başından beri Rusya ile karşı karşıya gelmemeye özen gösteren İsrail öyle görünüyor ki kendi yaptığı provokasyonun kurbanı oldu. Çünkü Rusya'nın Suriye hava sahasını İsrail'e tamamen kapatabileceği de konuşuluyor. Bu durumda Rus sistemleriyle entegre olacak yeni S-300'ler herhangi bir İsrail uçağını doğrudan düşman olarak görecek. Dahası da var. İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde Rus ordusu kalkan görevi üstleniyor.
Rusların çekilmesi halinde Hizbullah başta olmak üzere İran yanlısı milis gruplarının buraya yerleşip İsrail'e hedef alabileceği söyleniyor. Cumartesi günü 24 kişinin öldüğü terörist saldırıyla sarsıldı İran biliyorsunuz. Artık sokakların daha sesi çok daha yüksek çıkıyor bugünlerde. Saldırıda ölenlerin cenazelerinde Tahran sokakları intikam sloganları ile inledi bugün. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei de saldırının faili olarak iki komşu ülkeyi yani Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir de 10 bin kilometre uzaktan hem arı kovanını imal eden aslında hem de o kovana bile isteye çomak sokan Amerika'yı işaret etti. İranlılar Ahvaz kentindeki saldırıda hayatını kaybedenlere ağladı. Askeri geçit törenine hedef alan saldırıda 25 kişi hayatını kaybetmişti. Kurbanların 12'si Ahvaz'da düzenlenen bu törenle toprağa verildi. Hüzün büyüktü ama öfke de büyüktü. İranlılar saldırıdan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan, İsrail ve Amerika aleyhinde sloganlar attı. Törenle aynı dakikalarda İran devrim muhafızları da bir bildiri yayımladı. Akıllardan çıkmayacak, ölümcül bir intikam alacağız dedi. Saldırıyla ilişkili oldukları gerekçesiyle tutuklanan 12 kişinin sorgusu ise devam ediyor. Bol miktarda stokçular çıktı. Buralara baskınlar. Gel bakalım bunun bedelini öde. Mağaza müdürümüz, yetkililerimiz burada mı arkadaşlar? 3 ay tedbiren ticari faaliyet durdurma cezaları uygulanır. 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik. Marketler ya bizi çok bunaltıyorsunuz demeye başladılar. Bugün tam 25. günümüz tezgah gördük dosyasında. Bir yere varabildik mi? İnanın ben de bu soruyu soruyorum. Haber merkezimiz de bu soruyu soruyor. Şu cümleleri kurmama müsaade edin lütfen. Birazdan detaylandıracağım zaten. İlk günlerde bize iyi ki bu dosyaları açıyorsunuz, tezgahı deşifre ediyorsunuz, çok iyi oluyor diyordunuz. Çok teşekkür ederiz. Sonra yavaş yavaş gerek bana gerekse de haber merkezimizin ihbar hattına Cem Bey iyi güzel de tezgahı gördük de sonuç ne olacak? Tezgahı kuranlara karşı ne yapılıyor, ne yapılacak sorularını sormaya başladınız. Çok da haklısınız. Çünkü biz de soruyoruz bu soruyu ve yanıt arıyoruz emin olun samimiyetle. Bu akşam tezgahı gördük dosyamıza yine sizlerden gelen öneriler ışığında yeni eklemeler yapacağız ama o serzenişi biraz önce dile getirdiğim serzenişi de dikkatle inceledik, inceliyoruz ve fazlasıyla da dikkate alacağız, alıyoruz da. Tezgahı gördük de sonuç ne olacak? Tezgahı kuranlara karşı ne yapılacak sorusuna cevap vermeye çalışacağız bu akşam. Çalışacağız diyorum çünkü malum aslına bakarsanız bu bizim işimiz değil. Bu yetkililerin hatta tam olarak ilgili bakanların ve bakanlıkların işi. Onlara sorular ilettik. Onlara da soruyoruz. Boş durmuyoruz merak etmeyin. Cevapları şu ana kadar alamadık. Olur ya gelirse size aktaracağım. Şimdi buraya da resmettik aslında. Bizim bir Ayşe teyzemiz var biliyorsunuz. Ayşe teyze aslında sizsiniz, biziz. Yani tüketici. Bu gece Ayşe teyzeye biri daha eşlik edecek. Adı Bay Bürokrat. O soruya yanıt vermesi gereken, hani biraz önce sorduğumuz soruya yanıt vermesi gereken kişi Bay Bürokrat. Şimdi buraya bir virgül koyayım, tanışma faslını geçelim, geri döneceğiz çünkü. Gelelim bu geceki dosyamızın ilk sayfasına. Dedik ya 25 gündür konuşuyoruz, tartışıyoruz, ekrana taşıyoruz fırsatçıları. Sabah haber toplantısında aklımıza şöyle bir soru takıldı. Hani Bay Bürokrat ve arkadaşlarının görevi icabı denetlemesi gereken marketler ya da çarşı pazar var ya, oraları bir de biz denetleyelim. Daha doğrusu öyle demeyelim de bizim işimiz değil çünkü. Bir de biz durum tespiti yapalım dedik. Sümeyye Yılancı ve İskender Demirel yola çıktılar. Kısa süre önce fahiş zam yapıldı diye ekrana taşıdığımız ürünlere bir kez daha baktılar. Çünkü gerekiyor bu. Sonuç ne biliyor musunuz? Tüm anlattıklarımız aslında boşundaymış. Çünkü fırsatçı olduğu yerde duruyor. Ve hala zam üstüne zam yapılıyor.
Şu anda üzerinden yalnızca 15 gün geçti. Peki fiyat ne? Şu anda o salça 8.95 olmuş. Bu artışlar normal değil. Neredeyse 2,5 lira artmış. 14.50'ydi. Bakın yalnızca bir gün sonra. Fiyat ne kadar artmış? Fiyatların artışı dövizle mi alakalı yani bilmiyorum. Her şeyi dövize bağlıyorlar. İşte biz de tam da bu sorunun cevabını arıyoruz. Raflardaki fiyat artışını dolara endeksleyenler, ezberlenmiş cümleleri dillerine pelesenk edenler. Bizim de sizlere bir sorumuz olacak ama haberin en sonunda. Şimdi ise dünden bugüne yaptığımız o haberlerdeki fiyatlarla bugünkü güncel fiyatları karşılaştıracağız. Bakalım gerçekten de döviz düşünce düşmüş mü göreceğiz. Salça 830 gram 7 lira 95 kuruş. Ayın 6'sında yaptığımız haberde 830 gramlık bir salçanın fiyatı 7.95'ti. Üstünden 3 hafta bile geçmedi. Şu anda o salça 8.95 olmuş. Markette ise 1 kiloluk bir sütün fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Ortalama 3.75. Ayın 11'iydi. Aynı elimde bu sütün kutusu vardı. O zaman fiyatı 3.75'ti. Şu anda ise ne kadar biliyor musunuz? 4.75. Elimde üçlü bir ıslak mendil paketi var. Adı da avantaj paketi bu arada. Üçlüsünün fiyatı 32.95. O haberi yaptığımızda ayın 12'siydi. Üçlü avantaj paketin fiyatı güya avantaj paketiydi. 32.95'ti. Şu anda üzerinden yalnızca 15 gün geçti. Bir bakın fiyat ne kadar oldu? 38.75. Hadi biraz daha ileri gidelim. Tarihler 17.09'du. 1 kiloluk bir ayçiçek yağın fiyatı ise 7.45'ti. Bakın bu ne zaman değişmiş etiket? 24.09. Peki fiyat ne? 9.95. Bir tek bizler rafları, tezgahları dolaşmadık. Sizler de bize görüntü gönderdiniz. Tezgahı gördük etiketiyle gönderdiklerimizden birisi bu. Bir diş macunu gönderdiğiniz tarihte fiyat 9.95'miş. Şimdi ise o macunun fiyatı 12.90. Gramajı değişmiş mi peki? Hayır. Tezgahı gördük. Hashtag ile sizlerden gelen bir görüntüydü bu. Tarihler 19.09'u gösteriyordu. 500 miligramlık bir şampuanın fiyatı 14.50'ydi. Bakın yalnızca bir gün sonra. Fiyat ne kadar artmış? Dolar düşerse... Yani bir iki aya kalmaz fiyatlara düşer aşağı, öyle tahmin ediyorum. Hadi şimdi de dolar kuruna bakalım. Yaklaşık bundan 1,5 ay önceydi. Dolar o zaman 7'nin üzerine çıkmıştı. Günden güne düşmeye başladı. Tablo ortada. Bugün de saatlerimiz şu anda 16'yı gösteriyor. Doların fiyatı ise 6.14'ü. Hani fiyatlar dolara endeksi diyenler var ya, sıra geldi sorumuza. Dolarla birlikte artıyorsa fiyatlar, dolar düşünce niye düşmüyor peki? Çok haklı bir soru. Bir de bugün başka bir şeyle karşılaştık biliyor musunuz? O da şu, süte su katanlar. Şimdi niye demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi gramajdan bahsettik, fiyat artışından da bahsettik ama hem gramajı hem de fiyata dokunmayanlar var. Peki onlar ne yapıyorlar? Yani şöyle tanımlayalım, biraz önce söyledim. Süte su katıyorlar. Yani işin kalitesiyle oynuyorlar. Onun için de arkadaşımız Işıl Açıkel gitti, Aydın Baytar'la beraber iş sürdü. Bakın nasıl kalitesizliğe damga vuruyorlar. Çoğumuzun bir ürünü alırken etiket okuma alışkanlığı yok maalesef. İşte kaşar peynirlerinin üzerinde de, yani bir kiloluk kaşar peynirinde ne kadar süt kullanıldığı önemli. Bakıyorum elimdeki kaşar peynirinde hiçbir şey yazmıyor ama bir diğerinde ise ne kadar yazıyor, ne yazıyor? 1 kilogram kaşardan 11 litre sütten imal edilmiştir yazısı var. Ama siz burada yazmazsanız bunu belki 7 kilodan, belki 8 kilodan. Peki sütten tasarruf ederken sütün yerine ne koyuyorlar kaşar yaparken? Evet, sütün içinden en değerli olan kremasını çekip bunu yerine bitkisel yağ kullanarak maliyeti düşürüyorlar. Üretim tarihine bakarım. Üzerine okuyor musunuz? İçindekiler bölümünü okuyor musunuz ambalajda? Evet, okuyorum. Okuyorum. Anlayabiliyor musunuz? Çoğu biraz teknik. Anlamıyorum açıkçası çoğunu. Yani çok güvendiğim markaları alıyorum. Tereyağı alırken bakıyoruz, iki renk var. Beyaz ve sarı. Sarı renk tereyağları genelde manda sütünden yapılıyor. İşte o yüzden sarı rengini de o veriyor ama bu tereyağlarında da yine bir oyun var. Bunun içeriklerini okuduklarınız zaman sarı tereyağların üzerinde beta-karoten yazısını görecekler. Araştırıp baktıklarında bunun bir gıda boyası, renklendirici olduğunu görecekler. Bu sarı rengi, yani beyaz süte sarı rengini kazandıran bu içindeki beta-karoten. Renklerini alıyoruz sapsarı. Peynirleri böyle alıyoruz, en güzel peyniri alıyoruz. Dilimlediğimiz gibi bir lor gibi böyle hani şey oluyor. Eziliyor peynirlerine, dökülüyor. Gıda boyasının haricini kullanmaya başladılar. En tehlikelisi o. Ben
Yani renkli tereyağı almıyorum. Kahvaltı sofralarımızdan eksik etmediğimiz peynirde de yine hileler var. Peki iyi beyaz peyniri nasıl ayırt edeceğiz? Evet, klasik peynir dediğimiz peynirler, yani 6 ay beklenmiş doğal fermente şeklinde dediğimiz peynirlerimizin en az klasik peynir olması lazım, birincisi. İkincisi, görünüşe baktığınız zaman ufak ufak delikler var. Yani dümdüz sabun gibi beyaz pürüzsüz kalıplar olur. Böyle kalıp gibi kare, sanki kesmişler şeklinde de o peynirler zararlı mı? O peynirler mi? Kesinlikle önermiyoruz. Vallahi ne derlerse desinler hepsi boş. Siz ne kadar bakarsanız baksın hepsi boş. Yani vicdanlarına kalmış bir şey. Aç kalıyoruz. Tadıyoruz, bakıyoruz, ağzımızın tadına göre alıyoruz. Krem peynirler neden yapılıyor? Şimdi krem peynir, taze kaşarlar, bunlar hileyi en çok kabul eden ürünler. Yani küflenmiş, bozulmuş peynirleri tekrar kazana atıp kaynatılarak kaşar peyniri, krem peyniri elde edilebiliyor. Hem iyi malzemeyi almak istiyoruz, hem de ucuz olsun istiyoruz. Zor yani. İllallah dediğinizin farkındayım. Bizler de diyoruz gerçekten. Gördüklerimize inanamıyoruz bazen. Ama her zaman söylüyoruz, iyi esnafı bir kenara koyuyoruz. Elbette ki dolar artışından kaynaklanan maliyet yükselmesini tabii ki fiyatlara yansıtacaklar. Bir serbest piyasa ekonomisi var. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerimiz de var ama bir meseleye daha dikkatinizi çekeceğiz. Şimdi tezgah gördük başlığıyla rafta dönen oyunları taşıyoruz ekrana. Ama sadece rafta değil oyun, pazar tezgahında da var elbette. Orada da gizlice oynanan oyunlar var. Bizim dikkatimizi çeken bir mesele var. Etikette fiyat görüyorsunuz. Bazı ürünler sıra ödemeye gelince ne hikmetse iki katına çıkıyor. Son zamanlarda pazarda yaşamışsınızdır belki. Çünkü fiyatın yanı başına çok küçük puntolarla eklenmiş yarım ayrıntısı gizli oluyor. Mesela biz burada hayata geçirmeye çalıştık. Ayşe teyze gidiyor pazara, 7 lira diye şimdi ilk baktığınızda fiyatı görüyorsunuz. Ama sonra üzerine bir bakıyorsunuz ki, hatta biraz yaklaşın bakın, burada yarım kilosu 7 lira yazıyor. Son zamanlarda bunu çok rastlamaya başladık. Şimdi pazarcılar da müşteri çekmek için yaptıklarını düşünüyorlar. Bakın neler söylediler. Şurada köşede ne yazıyor görebiliyor musunuz, hemen şurası? Ben yazıyı göremiyorum ki, göremiyorum ki yazıyı. Çok küçük, yarım yarım yazıyor ama gözükmeyecek kadar yani. Şimdi fark ettiniz değil mi? Şimdi fark ettim, evet. Kilosu zannederdim. Tartılınca 14 lira diyecekti bana doğal olarak. Pazara gittiniz, 1 kilo bamya alacaksınız. İlk bakışta fiyat 7 lira. Hemen bir poşet istediniz. Ancak gözden kaçırdığınız ufak bir ayrıntı var. Zaten gözden kaçırma sebebiniz de gerçekten ufak olması. Bakın hemen yanda bir yarım yazısı var ama o kadar ufak ki okumak çok da mümkün değil. İşte bu müşteriyi tezgaha çekme oyunlarından biri. Yarım yok yani. Yarım onu her pazarda olmaz. Ha gel götüreyim. 3-4. Hep 3-4. Yarım mı yazıyor? Yarım, sen de git. Alma kardeşim. Evet. Yazmıyor. Sen de %5 al. Niye yarım yazıyorsunuz? O zaman 250 gram yazın dedim. Sebebi ne yani? Malı satsın hesabı da. Zamlanmamış bunlar. Psikolojik olarak malum zamlanmış. Yalan söylüyorlar. Kendimiz arttırmaya çalışıyoruz. Bu milletimizin işi. Basıyor kendi kendine dolar çıktı, bu da çıktı diye. Bazı tezgahlarda artık ürünlerin üzerinde kilo değil yarım kilo fiyatı yazıyor. Neden yapıyorlar bunu? Yani milletin gözüne de ufak etiket gözükmek için yarım yazıyorlar. Yasal değil ki zaten yarım kilo. Koronavirüsü yarım kilo çekti ya. Niye çekmeyelim? Yok, yarımlar yasaktır. İlk bakışta bir kilo zannedilebiliyor o. Ama biz büyük yazıyoruz, ufak yazılmıyor, görüyor. Gelen bir şey görüyor. Bamyayı tarttırdım, bir kilo zannettim. Oysa yarım kilo. Yarım kilo anladım fiyatını da, sonra gelip bıraktım. 35 lira dedi, biz yöneldik. Baktık yarım kilosu 35 lira. Neden böyle oyun yapıyorlar? Pahalı olduğu zaman müşterinin gözünde bir korku oluşuyor. Bir rakamı küçültelim diye böyle bir yola başvuruyorlar. Biz de buna dahil, yeri geldiği zaman. Müşteriyi tezgaha çekme oyunu sadece yarım kelimesini küçük yazmakla bitmiyor. Bir diğer yöntemse fiyat etiketlerini tamamen ortadan kaldırmak. Esnaf etiketi koyacak ki ben de göreceğim. Etiket de mi koymuyorlar artık? Yok yok, şu anda yok ki. Nerede var? O malzemenin arkasına saklanıyor. Pazarlar eskisi gibi değil. Bir yüzünde başka, bir yüzünde başka yazıyor. Neyse fiyatı o yazılması gerekiyor yani. Bir beyefendinin sözü önemliydi. Pazarlar eskisi gibi değil. Peki ama çözüm ne? Cem Bey, tezgahı gördük de sonuç ne olacak? Tezgahı kuranlara karşı nasıl çözüm bulunacak sorularını artık sıkça sorar oldunuz. Yerden göğe kadar da haklısınız. Ayşe teyze o soruyu Bay Bürokrat'a soruyor zaten. Adına Bay Bürokrat diyorum. Çünkü hani şu ortadan kalksa ne güzel olacak dediğimiz bürokrasi. Maalesef ortadan kalkmıyor. Hatta söylemekten imtina etmeyeceğim bu akşam. Bay Bürokratlar yerlerinden kalkmıyor. Arkadaşlarımız habere gidecekleri zaman belediye başkanlarının talimatıyla zabıtalar
kamera da var diye denetim yapıyor muhtemelen. Ama o denetimleri kameranın olmadığı yerde duymuyoruz, görmüyoruz, haber almıyoruz. Bunu esnafın kendisi de söylüyor. Bu işin zabıta boyutu. Bakanlıklar denetim yapıyor, bunu biliyoruz zaten, ekranlara da getirdik. Hatta Sayın Bakan geçtiğimiz hafta yerli logoyu tanıtırken, yerli üretim logosunu tanıtırken kaç iş yerinin denetlendiğini, kaç lira ceza kesildiğini açıklamıştı. Ama az önce de izlediniz. Zamlar devam ediyor. Yani ya ceza az kalıyor ya da henüz ceza yemeyen yerler, şirketler, ürünler ya da esnaf var. Şimdi biz ATV Haber olarak kamu yararı gözeterek bu haberleri ekrana taşımaya gayret ediyoruz. Yani sizin sesiniz olmaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken bağcıyı dövmek gibi bir niyetimiz asla yok. Derdimiz üzüm yemek. Üzüm yemenize vesile olmak ve üzümü yerken fahiş fiyat ödememeyi sağlamak. Ama bunu bizim yapabilme yetkimiz yok. Keşke olsa. Tek yapabildiğimiz bağcıyla, yani üreticiyle tüketicinin arasına giren fırsatçıyı, stokçuyu, neyse ne derseniz, deşifre edip kamuyu harekete geçirmek. Tıkandığımız nokta derdimize, yani derdinize çare olacak bürokratın maalesef yavaş kalması. Ve bu nedenle de yapanın yanına yaptığının kar kalması. Buna üzülüyoruz. Tıkandığımız ve sonuca varamadığımız bir başka nokta da serbest piyasa cümlesi. Şimdi bu konuda taviz verilemez ki zaten modern ekonomide buna gerek yok. Serbest piyasa ekonomisi olmalı. İşimiz akıl vermek değil, asla da olamaz ama sanki tüketicinin bir tüketiciyi koruma ofisine, kurumuna ya da artık adına ne derseniz hızlıca müdahale edecek benzeri bir yapıya ihtiyacı var gibi. Bugünler elbet geçecek ama yarın öbür gün benzer bir durum yeniden ortaya çıkarsa işte o zaman tarih tekerrür etmesin istiyoruz. Özlem Aktay sokaktaydı bugün. Kameramanı Taha Azar. Onlar da çözüm ne sorusunu sordular. Hem size hem de bir bilene. Bu ara biliyorsunuz bol miktarda stokçular çıktı. Bunlara bunun fırsatını vermeyeceğiz. Değişen etiketler, azalan gramajlar. Başkan Erdoğan artan fiyatlar üzerinden stokçulara böyle seslendi. Vatandaşın cebine göz dikenler için gerekenin yapılacağını vurguladı. Stokçulara gereken cevabı gerek İçişleri Bakanlığımız, gerek Hazine Maliye buraları verecek. Başkan Erdoğan'ın çağrısından sonra denetimler hız kazandı. Marketlerde ekipler etiket avına çıktı ama vatandaş denetimlerin yeterli olmadığını düşünüyor. Bir tüketici olarak merak ediyorum, denetimler tam olarak yapılıyor mu? Çünkü fiyatlar hiç düşmüyor, sürekli bir artışta yani. Vallahi yüksek fiyatlarla karşılaşıyoruz. Buna denetimlerin çoğalmasını istiyorum. %5 gibi bir artışımız söz konusu. Yüksek fiyat artışına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan açıklama geldi. Vatandaşı mağdur edenlere gereken yapılacak dedi. Denetimlerini yapacağız ve uygulamaları hızla tespit ederek yaptırımlar uygulanacaktır. Marketlerde sürekli değişen etiketler, düşen gramajlar. Vatandaş denetimlerin daha sık yapılmasını istiyor. Çünkü yapılan denetime rağmen marketlerde fiyatlar hala yükselmeye devam ediyor. Peki çözüm ne? Para cezası mı? Rakam az olunca vatandaşın cebine göz dikenler kirli oyunlarına devam ediyor. Mevzuatta bir sıkıntı var. O da şu, cezalar yeterince caydırıcı değil. Yani siz adamın yarım günlük, bir günlük cirosunu ceza diye keserseniz o yine aynı işi yapmaya devam edecek. Fiyatı artan ürünler neler markete gittiğinizde? Ayçiçek, yani yağ. Fiyatları da çok değişik. Mesela burada dezgahta bakıyorum, fiyat başka, kasaya gidiyorum başka çıkıyor. Fakirin, fukaranın ekmeğini fırsat bilir. Bunu bir şekilde kullanmaya çalışan fırsatçılara sesleniyorum. Vatandaşın ekmeğini göz diktirmeyeceğiz. Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok. Fiyat yükseltenler haksız ticari uygulama kapsamına alındı. Bunlar tespit edildiğinde dolardan o ölçüde etkilendiğini ispatlayamazsa elbette ki cezaya muhatap olacak ama en büyük cezayı da tüketici verecek. Vatandaş denetimlerin daha yoğun bir şekilde devam etmesini istiyor. Tabii fırsatçılık yapanların da teşhir edilmesini. Daha şeffaf olmasını istiyoruz. Çünkü gözümüzü açıyoruz zam, kapatıyoruz zam yani. Denetimi yaptınız, cezayı kestiniz, şeffaf olacaksınız. Yani aynı daha önce yapılan gıda hilelerindeki gibi bunu teşhir edeceksiniz. Biz bileceğiz kim bizi kandırıyor. Evet, teşhir iyi bir yöntem olabilir. Sizler için yapıyoruz bu haberleri. Yapmaya da devam edeceğiz elbette. Şimdi bugün Salı. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi var ekranlarımızda. Az sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşama. Dördüncü sezonun ilk bölümüne ekranlarınıza gelecek. Sezon finalinde Hızır Çakır Bey'in gücünü uluslararası arenaya taşıyacağının sinyali verilmişti zaten. Bakalım bu akşam neler olacak Edho'da.
Ben seni sevdim ide dünyalara bildirdim. 3 sezondur reyting rekorları kıran Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz 4. sezonu için geri sayıma başladı. Sana ihtiyacım var. Danışmanlığına ve tecrübene. Hızır Çakırbeyli'nin yeraltı dünyasındaki mücadelesini anlatan dizi büyük bir ortaklıkla sezona veda etmiş, yeni sezona iddialı gireceğinin sinyalini vermişti. Tekrar düşünmek ister misiniz? Hızır'dan boşanan Meryem'in çocuklarıyla çıkacağı Sofya yolculuğunun akıbeti ise yeni sezona bırakılmıştı. Merak edilenlerin ortaya çıkacağı o gün Sofya geldi çattı. Oradan da gidişiniz ayarlandı. Özel hayatının en büyük sınavını veren Hızır, gücünü uluslararası arenaya taşır. Katıldığı özel bir toplantıda itaat etmenin ona göre olmadığını dünyaya kanıtlar. Ortadaki herhangi biri senin dostunsa sonu senin gibi olacak. Masada başlayan yeni savaşta Alparslan'a da büyük görevler düşer. Yaşadığı sürpriz bir karşılaşma onu zorlu bir karara sürükler. Peki. Meryem ve çocukları sağ salim Sofya'ya ulaşabilecek mi? Hızır toplantıda yaptığının karşılığını nasıl alacak? Tüm bu sorular ve daha fazlası Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde birazdan ATV ekranlarında yanıt bulacak. İyi seyirler dileyelim ve Bozkır'ın tezenesi Neşet Baba, Neşet Ertaş'a geçelim. 2012 yılında aramızdan ayrılmıştı. Tam 6 yıl oldu. Elbette bu, bizi avutan tek şey sazının tellerinden yükselen o eşsiz ezgiler ve bir kez daha bize bıraktıkları için, bizi bu değerlere kavuşturduğu için çok teşekkür ediyoruz ve onu rahmetle anıyoruz. Şimdi bir ara. Bültenimizin sonuna geldik. Haberi merkezinden iyi akşamlar.